Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile İstiklal Marşı nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Öncelikle açılan sayfada kedi kuklasını siliyoruz. Ve bir kukla seç bölümünden dilerseniz kendi kuklanızı da oluşturabilirsiniz ya da hazır yükleyebilirsiniz. Ben burada Türk bayrağını yükleyeceğim. Şöyle masa üstünden. Bunun boyutunu biraz daha büyüteceğim. 500 olarak bir ayarlayalım bakalım. Evet. Bu şekilde ayarladım. Şimdi bunun kostümler bölümüne geçiyorum. Bakın bu bir GIF olarak bir resimdi. Ve 3 farklı kostümü var. O nedenle öncelikle bu kuklamızın hareketini sağlayalım. Yani bayrağın hareketlenmesini sağlayacağız. Bunun için olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında şöyle sürekli olarak kostüm değiştirmek suretiyle bizim bayrağımız dalgalanıyor. Dalgalanacak şekilde gösterilsin. Görünüm bloklarından sonraki kostüm ve araya da bir saniye bekleme süresi koyacağız. Şu şekilde. Deneyelim. Evet, şu anda biraz daha hızlanması için bunu belki 0.5 saniye yaparsak daha hızlı bir dalgalanma sağlamış oluruz. Evet, bunu bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi İstiklal Marşı'nın nasıl çalınacağı konusundaki kodları oluşturalım. İlk olarak eklenti bölümünden bu sol alt köşede bakın eklenti ekle bölümü var. Buraya tıklıyoruz ve buradan müzik bloklarını getiriyoruz. Şimdi olaylar sekmesinden yine yeşil bayrağı tıklandığında müziğimiz çalmaya başlasın. Öncelikle enstrümanı piyano yap bloğunu yerleştiriyoruz. Şekilde. Şimdi kontrol bloklarından sürekli tekrarla buraya yerleştiriyorum. Ve şimdi de şuradaki 60 notasını 0.25 çal bloğundan bundan kopya çıkartacağız ve bu şekilde durduralım. Bunun için yerleştiriyorum. Şimdi ilk olarak bir de tempoyu ayarlamamız gerekir. Tempoyu 60 yap. Bir de onu da bunun altına bırakalım. Burada tempoyu ben 100 olarak ayarlayacağım ve bir deneyeceğim, test edeceğim. Şöyle yapsak daha iyi olacak. Tempoyu 100 yap. Şunun içinde yer alsın. Şimdi birinci notamız 52 ve birlik vuruş olacak. Bir vuruş yapacağız. İkinci notamız 57. Onu da bir vuruş olarak ayarlayacağız. Üçüncü notamız 59. Yine bir vuruş. Dördüncü notamız 60. O da yine bir vuruş olacak şekilde ayarladım. Beşinci notamız 56. Ve 0.75
Tek bir vuruş. Hemen bir sonraki notamız 59. Ve vuruşu 0.25. Şimdi bir deneme yapalım. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz kodları yazmaya. Hemen bir sonraki notamızı alalım. Notasını üçlük vuruşla çalacağız. Yine bu notayı tekrar edelim. 57 notasını alıp bu defa birlik vuruş olarak ayarlayacağım. Şimdi notasını birlik vuruş olarak ayarlıyorum. Tabi bu sürekli tekrarlanan içinde sürekli tekrar ediyor. En son sürekli tekrarlanan içine koymakta fayda var. Şöyle bir kalsın. Şimdi 64 ve birlik vuruş. Şurayı birlik vuruş yapıyoruz. Ardından 65 0.75 ilk bir vuruş 0.75 64 ve 0.25 kalacak. Şimdi 61 ve 0.75 yine 64 ve 0.25 gelecek. Şimdi 62 üçlük vuruş olacak bu. Altmış dört ve 0.33'lük bir vuruş. 59 birlik vuruş olacak. 59 notasını bu defa vuruşu 1.75 olarak ayarlıyoruz. Evet. Sıradaki notamız 62'lik nota. Ve 0.25 olarak ayarlanmış durumda. Hemen bir sonraki notamız 60 ve 0.75 olarak ayarlıyoruz. Elli altı sıfır yirmi beş. Elli dokuz sıfır yirmi beş olacak sıradaki notamız.
Hemen onun altına 60'lık nota 0,75 olacak. Bir sonraki 62 0,25 ve 64. Bu defa 0,75 olacak. 64 0,75 65 0,25 67 0,75 69 0,25 olacaktı sonraki. Şimdi 67 ve birlik vuruş. Elli beş sıfır 33. Elli dört sıfır 33 yine. Yine 55 ve 0,33. Dört ve birlik vuruş. 64 ve birlik vuruş. 62 ve yine birlik vuruş. 60 ve üçlük vuruş bu defa. 52 0 33 51 0 33 52 0 33 59 birlik vuruş 52 yine birlik vuruş 64 ve 0,75 62 ve 0,25 geliyor. Sıradaki notamız 62. 0,25 kalıyor. 60 ve 0,33.
59 ve 0.33 geliyor. Altmış ve 0.33 yine. Elli yedi birlik vuruş. Altmış dokuz. 1.75'lik bir vuruş. 67.025 gelecek. Az kaldı. 67.025. Biraz uzun bir kod ama sonuçta çok güzel bir İstiklal Marşı'nı bu şekilde çaldırmış olacağız scratchlerinde. Ve 0.75 olarak ayarlıyoruz. Şimdi 64. Sıfır 25 kalacak. 62 sıfır 75. 5 ve son 6 notamız kaldı. Şöyle biraz daha aşağıya alalım. Sıradaki notamız 60'lık bir vuruş ve 0.25 bir. Sonra 59 ve 0.75 olarak ayarlıyoruz. 57'lik nota. 0.25 kalıyor. 64 ve birlik vuruş. 52 ve 57 notalarımızda yine birlik vuruş olarak tamamlamış olacağız. 52 birlik vuruş ve 57 notası da yine birlik vuruş olarak bitiriyoruz. Evet, şimdi bir test edelim. Hemen yukarı çıkıp kodların tamamını sürekli tekrarla bir de onun içerisine bırakıyorum. Bu şekilde ayarladık. Şimdi bir çalalım. Tekrar baştan başlıyor. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. En sona bir bekleme süresi koyarsak burada bittikten sonra bir saniye bekleyip öyle tekrar baştan başlatırsak daha düzgün oluyor. Şuraya bir saniyelik bekleme süresi koyduk. Şimdi daha iyi çalacaktır. Buradan tempoyu biraz artırabiliriz. 120 yapabiliriz. Yine piyano yerine farklı bir şeyle elektro piyano var. Gitar var. Gitarla bir test edelim. Thank you.
Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.